arkadaşlar Nurgül'ün tığı ve iniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Sarının rengi Leylak 443, kırmızının rengi de Leylak 328 arkadaşlar. Eğer soran almak isteyen olursa bu şekilde. Tığımda 22 numara tığ ince bir tığla yapıyorum. Bugünkü size göstereceğim iğne yasa modelim bu. 3 tane arkadaşlar dalların üzerinde kalp var. Bunu siz, sizler için tığa çevirdim. Evet. Tığa çevirmiş hali de bu şekilde. Aynı arkadaşlar bakın. Kayanın üzerine 2 tane küçük dal, bir tane de ortada büyük dal yaparak bu şekilde birebir aynısını sizler için kalpleri tasarladım. Modelim bu şekilde. Çok zarif bir model. Arasını arası olarak sadece tığ battı kullandım. Bu şekilde arkadaşlar modelim. Siz istediğiniz arası da yapabilirsiniz. Şöyle hafif ve zarif olduğu için tığ battının yeterli olduğunu düşünüyorum. Yine de siz bilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde iki tane çiçeğimizin arasına 15 tane tığ battı mesafesi vererek başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik ve 2 3 zincir çektim. 14. tığ battımı bu şekilde yaptım. Yine 3 zincirimi çektim. 15. tığ battımı bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Ara mesafesi olarak bu şekilde 15 tane tığ battığı verdim. Şimdi ters tarafına çeviriyorum yemenimi. Buradaki ilk tığ battımın içine sahte sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Yine 3 zincir çekiyorum. Tığ battı yaptım. Bu şekilde buraya 3 tane tığ battı yapacağım. 3 zincirimi çektim. Hemen sıradaki tığ battıma girdim. Sabitledim. 3 zincir sıradaki tığ battıma girip sabitliyorum bakın bu şekilde altta dört tane üstte üç tane yuvalarımız oldu yine bir zincirle dönüş yaptık bu düz kayamız döne döne yapılıyor arkadaşlar biliyorsunuz hemen kesim işlemini gerçekleştirdim yani sık iğne ile buraya bir zincirimi sabitledim 3 tane zincir çekiyorum sıradaki tığ battıma sık iğne ile sabitliyorum 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battığımın içine yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. 4 3 ve 2'ye düştü yuvamız. Şimdi arkadaşlar bakın bir zincirimizi çektik muhakkak bir zinciri çekip sonra arkadaşlar sık iğne ile sabitlemeden asla yeni yuva için zincir hazırlamıyorum. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 5 ve alt. Altı zincirimi çekip ilk yuvamın tek kalan yuvamın içine arkadaşlar bu şekilde yuva yaptım. Dallarım için altı tane zincirli yuva ve yine bu şekilde dönüş yapıp bir sık iğne de yuvamın içine sabitledim. Bakın arkadaşlar. Dallarım bu şekilde sık iğne ile daha güzel duruyor. İki tane zincir çektim. Bir defa tığımı doladım ve aynı yuvanın içine girip şöyle 2 2 alarak bir tane tırabzan yaptım. Yine 2 zincir çektim. Yine çevirdim. Bir defa doladım. Bu yaptığım minik tırabzanımın içine giriyorum. 2 2 olarak aldım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 3 4 ve 6. Alt. Çevirdim 6 zincirimi bu en son yaptığım ikinci trabzanımın arasına bakın bu şekilde sık iğne ile yaptığım bu yuvayı sabitleyeceğim. Şöyle daha net tekrar yapalım arkadaşlar. Bakın bu kalplerimiz için yuva altı zincir. Şimdi ben bunu iki zincir çekip şöyle aşağı doğru ineceğim. Bakın ilk yaptığım trabzanın içinden girdim. Sık iğne ile sabitledim dalımızı yavaş yavaş oluşturuyoruz sonra bir tane de ana yuvada bu şekilde dalımızın küçük dalımız hazır şimdi ortadaki büyük dalımızın yapımına geçiyoruz yine iki zincirle bir defa doladım hemen ana yuvaya girip 2 2 alarak trabzan yapıyorum trabzan yaparak yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz yine iki zincirimi çektim döndüm döne döne arkadaşlar daha rahat oluyor bu şekilde 2 Şöyle Trabzan yapacağız. Bismillah Tekrar 2 zincir çektim. Ve döndüm. Bakın. 2 tane trabzan. 3. trabzan için yine 2 zincir. Yine trabzanımızın arasına giriyorum. 2 2 olarak aldım. Tekrar dördüncü trabzan için iki zincir çekiyorum. Ters tarafına çeviriyorum. Bir defa doluyorum. Bakın şöyle döndüğümüz için o da dönüyor ama şimdi arasına girince açılıyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle iki iki Aynı burada olduğu gibi yine 6 veya 7 zincir çekelim arkadaşlar. Bu yuvamız için bu şekilde kalbimiz için yuva. Bakın en son yaptığım trabzanımı aralıyorum. Bu altı zincirimi buraya sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Buraya bir yuva hazırladım. Yine arkadaşlar buraları iki zincir çekerek bakın her trabzandan çıktığım trabzanın şöyle içine girerek aşağı doğru iniyorum. Bu şekilde. Bir, iki zincir. Sıradaki trabzanımın içine girdim. Bakın sabitledim. İki zincir bu şekilde. Bakın ortadaki dörtlü minik trabzandan oluşuyor. Kenarlar iki. Bu şekilde sık iğne ile aşağıya kadar indim iki zincir çekerek trabzanlarımın içine girerek hazırladım yuvayı Şimdi son yuvamızı da aynı şekilde yapalım. İki zincirimi çekiyorum yine dibine. Bir defa doluyorum. Yuvamın içine girdim. 2 2 olarak aldım. Yine 2 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. bakın Bir defa doladım. Hemen yaptığım bu trabzanımın arasına girip 2 2 olarak aldım. 2 tane trabzanım var. Yine 6-7 zincir çekiyorum. Hemen çeviriyorum düz tarafını en son yaptığım bu trabzanımın arasını aralıyorum Bakın bu şekilde araladım zincirimi yuva olarak kapattım iki zincir çekiyorum hemen bir alttaki trabzanın arasına girip buraya sabitliyorum tekrar iki zincir dallarımızı bu şekilde kolaylıkla yapıyoruz arkadaşlar trabzan yaparak döne döne şimdi dibine kaymaması için bir tane daha böyle sık iğne yapıyorum iki tane zincir çekiyorum bakın arkadaşlar diptekini atlayıp şöyle ikincinin arasına bu şekilde girip yuvamı kapatıyorum sık iğne şu şekilde yine aynı şekilde zincirimi çektim bakın ilk dönüş yaptığım bu bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Yine 3 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battımın içine girip bu şekilde arkadaşlar sık iğne ile kapattım. 3 zincirimi çekiyorum. Bakın buradaki tığ battığımın içine şöyle sahte sık iğne ile kapatıyorum. Evet 2 tane küçük bir tane de büyük dal yaparak bu şekilde kalplerimizin yerini hazırladık. Buraya da yine 15 tane arkadaşlar tığ battı yapıp bu kayayı yaparak bu şekilde dallarımızı hazırlayacağız. Aynı işlem bu şekilde devam edecek. Şimdi Ezan-ı Muhammedi'yi okunduktan sonra da kalplerimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi küçük dalımıza kırmızı renkli kalpler. Oradaki büyük dalımıza da büyük kalpler yapıyoruz. Şöyle ilk önce bu 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7. Kapatıyorum bu şekilde ilk kirpiğimi. 3 tane kirpik yapacağız buraya. 3 4 5 6 ve 7. Yine aynı bakın yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 7 zincir 4, 5, 6 7. 7. zincirimizi çekip hemen sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bakın yuvada ortadan 3 tane kirpik yaparak başladık. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle ters tarafına çevirdim. Ortadaki 7 zincirli kirpiğin arasına girip buraya sık iğne ile 10 zincirimi sabitliyorum. Yine 10 zincir. 5 6 7 8 9 10. 10 zincirimi çektim bakın hemen dibindeki şu ipi de hatta içine alarak sık iğnemin arasına bu şekilde arkadaşlar buraya ipimi sabitliyorum. Sık iğnemle ipimi buraya sabitledim iki tane 10 zincirli yuva yaptım ve buraya yine iki zincir çekerek başlayacağım arkadaşlar şöyle düz tarafına döndüm 10 zincirli yuvanın içine girip bu şekilde minik minik iki zincirden kirpikler hazırlayacağım iki zincirimi çekiyorum yuvaya girdim kapattım iki zincir şimdi arkadaşlar bakın ilmeği aradan alıyorum şekilde tığımdakinden geçip bir zincir çekiyorum. Bir zincirde üzerine zaten iki zincir oluyor. 3 oldu. Bu şekilde toplam 12 tane zincir alıyor arkadaşlar. 10 zincirli yuvama 12 tane bu şekilde kirpik yapıyorum. 4 oldu. 5 6 7 Şöyle uca gelince birazcık hem meyil veriyorum kalp meyili hem de geriye sıyırıyorum. 2 zincirimi çektim. 8 2 zincir 10 Açılmasını bekliyorum. Evet. Bakın arkadaşlar bu şekilde 10 zincirimizi dolduruyoruz. 2 zincirlerle ile hemen sık iğne ile aradan geçip üzerine bir zincir şimdi bir tarafını doldurduk arkadaşlar bu şekilde kalbimizin diğer taraftaki 10 zincire sadece sık iğne ile arada hiç zincir çekmeden bakın sadece sahte sık iğne ile geçiyorum iki tane zincirimi çekiyorum yine yuvaya girdim 10 zincirli yuvaya yine kirpiklerin yapımına başlıyorum iki tane zincir bir sık iğne bu şekilde kirpikler hazırlıyorum 2 zincir şöyle 5 6 7 şimdi arkadaş bakın uca geldi şöyle hafif kenara çektim geri kalan kısma da bu şekilde dolduracağım hemen zincirin arasına girip tığımdakinden çıkıyorum 8 9 Evet 10 2 zincir şimdi burada doldurduk arkadaşlar bakın ikinci 10 zinciri de doldurduk ve yine buradaki yeşil yuvamda şöyle hiç zincir çekmeden sadece sahte sık iğne yapıyorum üzerine bir zincir çekiyorum böyle bakın arkadaşlar daha meyilli ve güzel duruyor şimdi zincirimi çekiyorum ipimi şöyle biraz kısa kesip hemen bunları arkada yakıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın bu şekilde kırmızı kalbimiz hazır şimdi sarıyı da bu tam ortasındaki yerden sık iğne ile giriyorum sabitliyorum bu altı zincirli yeşil yuvadan ve buraya 7 tane zincir çekiyorum 6 ve 7. 7 zinciri yine yeşil yuvaya kapattım. Yine 7 zincir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın. 3'e tamamlayacağız. 3 tane 7 zincirden kirpiğimiz olacak buraya. Şöyle. 1, 2, 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde 3'e tamamladım kirpiklerimi. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 7 8 9 ve 10. Çevirdim. Şimdi arkadaşlar bakın bu 10 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitle 10 zincir 5 6 7 8 9 10 Hemen bakın dibindeki yeşil yuvadan buradan sık iğne ile ipimi sabitledim. Hemen iki zincir çekiyorum. Çevirdim düz tarafını. son zincirli yuvaya giriyorum. Bakın sahte sık iğne ile. Sahte sık iğne gösterdim defaatle arkadaşlar. Yine de şöyle tekrar gösterelim. iki zincirimi çekiyorum. Buraya bu şekilde kirpikler yaparak tekrar iki zincir, tekrar yuvadan gir ilmek al. Her yaptıkça arkadaşlar şöyle 5-6 kirpik yaptıkça aşağı yıralım. Yine buraya 5 6 tane daha yapıp burayı dolduralım bu şekilde zincirimiz. İki zincir 2 zincir 2 zincir Evet arkadaşlar şu şekilde sonuncu kirpiğimizde yapalım ve yarı tarafını bakın bitirmiş olduk kalbimizin yarısı. Hiç zincir çekmeden diğer yuvaya bu şekilde sık iğne yaparak geçiyorum. Bakın hiç zincir çekmedim arasına. Geçerken sadece sık iğne ile geçtim. İki tane zincirimi çekiyorum. Yine kirpiğimi yapıyorum. Zincirin arasından girip ilmek alıp sahte sık iğne yapıyorum. 2 3 4 Şimdi bunu bakın 5 tane oldu. Dibe kaydırıyorum. Şöyle geri kalan kısmına bir 5 tane daha yapıyorum. 2 zincirimi çektim. 6 7 2 zincir Sonucu kirpiğimi de buraya yapıp yine öbür yarısını da tamamlamış oluyorum. Koparmadan önce yine yeşil yuvaya giriyorum bu şekilde arkadaşlar ve dibine de bir tane zincir çekiyorum. Şöyle yeşil yuvaya girince daha mutazam kalbimiz meyilli duruyor bu şekilde. Hemen bakın arkadaşlar çok tatlı oldu sarı kalbimizde. iplerimizi yakıp şu kırmızıyı da tamamlayayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Dallarımızın içinde açan bu şekilde kalpli çiçeklerimiz. Çok hoş ve çok zarif oldu. Şöyle ikisini bir yan yana da tutayım. Şöyle arkadaşlar bakın kalıp gibi de bir model oldu. Bu şekilde çok hoş ve zarif bir model oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar bu rengarenk cıvıl cıvıl kalpleri. Bunları istediğiniz her renkten de yapabilirsiniz. Üçünü farklı farklı renklerden de yapabilirsiniz. İniyası modelinde bu şekilde diye ben bu şekilde yaptım. Siz o şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Birini pembe, birini sarı, birini mavi koyabilirsiniz. Rengarek bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Modelim bu. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilir. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın.